Ya ben bunu baştan izleyeceğim bir daha ya. Bak sen siyah perde lan kurtarmış. Yalıtım yapmış onlara. Bak onlar hep mesela açtım ya sonuna kadar. Oğlum şu ne ya? Çok güzel değil mi? Baksana masanın altında kum torbaları falan var. CS'ye uygun onu yapmış. Sonic'leri koymuş böyle. Oğlum bu masa ne? Bu masadan istiyorum ben. Baksana masanın altına bak. Ayak yerinde kum torbaları var. Oha. Üff. Abi kim yaptı? Nasıl çekmiş ki böyle? Nasıl editlemiş lan bu videoyu? Oğlum zincirler falan. Zincir falan of ya. Aga. Beyler çok iyi değil mi ya? Geç videoyu oğlum, sonra şey inceleriz. Odayı sonra inceleriz. 2100'e ışınlanmış gibiyim ben böyle. Odayı sonra inceleriz. Sen konuşmaya gel. Herkese selam. Umarım her şey mükemmel gidiyordur. Bugün hiç mimar olsam yeni bölümde... Abi şu adamın Instagram'ını koyun. Şuraya koymuş bak. Chat'e koyun bunu. Oğuzhan Türkçüoğlu. Tamam mı? Türkoğlu. Tam yeni bölümde hepinizin çok yakından tanıdığı Cantu Öz soruyor. Ve bir şey soruyorum. Yani hayata geçebilirmiş abi bu proje. Cantu yıllardır... Bu şekilde çok projesi. Kanka ben... Ya uçuk bir imani tasarım da değil. Yaptıralım aslında ben. Aslında bir bakıma Türkiye'de... Ha, karakteri için... sempatik kişiliği ve alçak gönüllüyle. Facebook'un yıllardır gelişmesinde çok büyük katkısı var. Bundan aylar öncesinde dünyanın ilk interaktif iç mimarlık kanalını açtım. Fakat bir süre sonra yaşadığım sağlık problemleri dolayısıyla kanalla çok ilgilenemedim. Hatta o zaman Cantu ve TKT ekibi için benim ilkokuldan arkadaşım Selin Çınar'la konuşmuştuk. Bizim Selin. Arkadaşlar Selin'i hatırlıyor musunuz? Crossfire çizmişti, Bazooka'ya Anons yazmıştı. Selin çok büyük bir sanatçı. Eskişehir'in en iyi sanatçılarından bir tanesi yani. ...yapmak istemiştik. Ama az önce dediğim gibi kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Daha iyisi oldu. Eksik saymış pamukör diyor. Ay çok yüce birazdan atınız göreceğiniz beni. Yayın odasında Cantu ve oynadığı oyunlardan bir bütün olarak konsept oluşturup bunu mekana yansıttım. Bu sayede konsepti ve fonksiyonları bir bütün olan Anons yayın odası tasarlanmış oldu. Az önce dediğim gibi bu içerik dünyadaki ilk interaktif içerik olacak. Sizler bu videoyu izlerken açıklama bölümünden evin oyun halini indirip bilgisayarınızdan evin içinde geziyor olabileceksiniz. Önümüzdeki evin oyun halini indirip bilgisayarın oyundan gezmek mi? Farklı mekanlarda geziyor. Onu yapmamışlar. O kendi geziyor işte. Sürprizleri hazırlıyorum. Gezip o zaman lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Bak videodan inceliyor. Tam senin ev vlogundan yapıyor aynısını da. Oha amına koyayım. Aynen penceresi var, yatak yeri var, bilmem ne hepsini ayarlıyor. Silahları tek tek. Evet. Tövbe estağfurullah. Arka planı unutmuyor. Çok büyük emek ya. Her biri bir televizyonu unutmuyor. Klasik mutfak. Fakir hala. For my downfall. Kanka bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bak yatağına bak. Nasıl siktir bir dakika. Benim yatağımın açısından karşıda evet. Duracak ve kapı yapmış varmış. Oraya. Oğlum koltuk moltuk da var odada. Evet. Oturacağım bir yer de var. Benim koltuk moltuk yok odamda biliyorsun yani. Minderler koymuş yere. Renk seçimleri falan da çok bak, iyi. Bak şimdi bak. Oğlum hayal gibi. Vay. Ne? Abi bunu istiyorum bunu nasıl yapacağız? Oğuzhan. Vallahi ya. Oğuzhan gelmen lazım Eskişehir'e. Bak çok büyük bütçe ayıracağım bu işe. Çok fazla yama buluyorlar. Oha oğlum ya. Bak. Televizyonun orada silahların orada. Televizyona kadar mı? Abi kaçırıyorum evet, çok detay var. Evet bu büyük televizyonu düşünmüş onu koymuş. Oğlum ızgaraları ışıklı falan yapmış. İçeride evet. Silahlar var mavi ışıklar ayrıca vuruyor oraya. Baksana şuraya. Ya. Buradan televizyon falan da izleyip kör olabiliyorum. Kocaman televizyonun yakından izleyip. Yo daha da fenası da var. Televizyonu hiç düşünüp bir şey daha koymuş. Tam şu açı beyler. Benim tam şu an baktığım açı. Evet. Bak
baksana tepeden geliyor şeyler. Aa masa tepeden geliyor. Oha zincirler o işe yarıyormuş. Evet. Ama sallanır o asma masa. Ha, ya bence o şovdur bir tık ya. Altındakilerde falan bir şey var. Şuradan bağlayacaksın duvara abi masayı. Ben böyle bir masa istiyorum. Ayakları olmasın. Monitörler yan yana olsun. Altında kum torbaları ve şunlar olsun. Bu baksana abi. Çok güzel değil mi? Dastik havası. Aa ayağımı böyle koymayı seviyorum zaten bir şeylere. Sandalyelere bak. Bir dakika resim var lan orada o kim? İstersen işte resim. Bak yatak kısmına bak şimdi yatak. Odanın öbür tarafı da çok güzel. Oğlum buradan falan yapım yayınlar zaten. Bak herif bütün yayınları izlemiş en güzel vuruşları evet. Bulmuş koymuş. Evet. Bak yatağım oldu kısma bak. Kaçırıyorum kanka ben çok detay var. Kilitleniyorum yere. Lambaya kilitlendim şimdi de mesela. Bu ne bir mikro LED ışıklar mı bunlar? Evet. Işıklar sanırım. Kanka ben buna var ya. Üf. Oğlum televizyon izleme yerimiz var lan evde. Evet. Evet. Kapıyla olmaz. Valla bunu yaptırırsam yemin ediyorum şu kapıyı da yaptırırım şuraya. Oğlum RTX gibi bak şimdi şuraya bak. Evet. Burada gözükmüyor bir dakika beyler şunu görmeniz lazım. Bak koltuğun üzeri biraz böyle ne deniyor buna muşamba gibi düşünün tamam mı? Şunun yansıması bile geliyor ya bak. Bak. Bak yatağına kapı yapmış o tarafa. Yatağını odadan ayırıyor. Toplamana gerek yok yatağı. Çekiyorsun kapıyı. Nasıl ya? Konteyner kapısını çekiyorsun. Düşüyor oradan böyle aşağıya mı oluyor? Ha? Konteyner kapısını çekiyorsun ha, bence bu tarafa doğru. Yarısı hep kapalı. Lan orada. Oğlum şu yukarıdaki çerçeveleri yaptıralım yalnız bak şunları falan. Of. Oğlum hayal burada yaşarsın. Bunker sığınak evet. Gibi bir şey lan bu. Evet. Hiç dışarı çıkmaya bak, gerek kalmaz. Bak oradaki mutfak şey neydi balkon kapına bir tek şey koymuş. Bak burayı mesela tuğla rengi yapmış. Tuğla diyorum ya beton. Çok iyi ya. Çimento evet. Rengi yapmış işte. Perdeler de aynı renk. Ve bir şey söyleyeyim orada camını mamını açabilirsin. Bilmem ne yapabilirsin. Çok oğlum, fena yapmış o tarafı. Oha ya. Konsept de bozmuyor. Yatağın olduğu belli olmuyor orada yani. Şuraya da bir laptop koyarsın. Uyuyacaksan, evet. İzleyeceksen. Bak şimdi bak. Laptop koymayacağız. Projeksiyon yeri yapmıştır kesin. Evet. Bunu düşünecek kadar zeki bir adam projeksiyonu evet, yapmıştır abi. Logonun üstüne perde düşmüş. Kanka bu arka planı da istiyorum ben. Çok iyi değil mi ya? Her şeyi de dağıtırız izleyicilere arkadaki. Çekiliş yaparız. Öyle kenarda peki dolap. Bir tek şeyi düşünmemiş. Dolap yok. Kanka sikim dolabı senin odaya koyuver. Beraber kullanırız. Ne olacak amına koyayım? Benim odamda mı giyeceksin? Sen çıkarsın tuvalete gidersin bir şey olur. Ben çıkayım abi eyvallah. Ya hayır yani buraya dolap koyulmaz ki. Amına koydun tasarımı. Ne dolap kardeşim ya? Yok bir tane dolap be abi. Bir yere dolap yapalım. Amına koydun tasarımı. Bak, oyuncu görüntü. Bak oraya projeksiyon şeyi koyuyor işte. Perde iniyor yukarıdan. Evet. Has siktir. Oğlum sinema gecesi yaparız evde. Yüksek projeksiyonu da yapıştırırız. Gerçi bu televizyonu da kullanırız. Valla yayınmayın açmam ben böyle odamı o sonra söyleyeyim ben sana. Bak yerde de minderleri var zaten. Kanka bunu mümkün değil mi teknik olarak yaptırmamız ya? Beyler yapalım mı şu odaya? Bir şey söyleyeceğim adam aşağıda da şey diyor zaten. Çok olan bir proje bu diyor. Bu bunun videosu 15 milyon izlenir ben sana öyle söyleyeyim. Bu tarz çok iş yaptım. Çok mümkün bir proje. Türkiye'de kimsenin şöyle odası yok lan. Bak da gitmiş benim Bino Games attığı mousepad'i bulmuş onu koymuş abi herif. Acayip sıkı bir takipçiyiz demek kadın. Ki. Bak. Bak. Benim kendi mousepad'im. Çok iyiymiş ya. Abi inanılmaz ya. Bir de kasalar koymuş. Duvara gömmüştür oğlum. Vizyonu yok ki senin. Duvara gömmüştür.
Ananı sikeyim, ben yataktan izleyebiliyormuşum burayı, evet. Yatarken şöyle. Ben bir de sağa doğru yatarım her zaman. Sağa yatmadan uyuyamam, öyle bir huyum var. Bak tam sağa yatıp izleyeceğim şey abi. Porno izleyeceksen perdeyi kapatıyorum. Şurada bir laptop solda. Yo, burada izlerim, sikerim ya, kilitlerim. O kapı kilitlenir oğlum, kilidi yok şu an benim. Aynen, o kapı kilitlenir abi öyle yaptırırsak. Şifreni kodluyorsun. Yapay zeka falan vardır orada. Parmak izli yaptırırım. Kapan, kapı derim, kapanır amına koyayım. Şurada izlerim HD. Evi satın almamız gerekecek kiralamak yerine. Bunu yaptıktan sonra. Valorant Anos yükleniyor mu? O bir videodan mı bizim Anos ya? Anos yükleniyor diyor. Ananı sikeyim, beni o koymuş. O bizim videodan değil mi o? Bilmiyorum abi. Bunu böyle bir videom yok benim. Bu ne? Kafamı koymuş oğlum adam Valorant'ın içine. Yemin ediyorum şöyle bir odam olsun bak. Ya. 12 saat yayında yaptığım o 15 tane güzel vuruş var ya, Osman Tosun onların videosunu yaptırıp projeksiyonuna buraya verip 31 çekerim şurada. Kapıyı da kapat. Yemin ediyorum bak. Ölürüm zevkten de. Kanka çok klas, çok klas ama. Böyle bir şey yaparım ki. Yaparım yani. Bu ne oğlum? Herkes beni böyle düşünebilir. Şöyle bir odam olsun da. Silah var mı? Aa, bir tane şöyle bir şey yaptırdım bak. Ne? Bak silah kutusu yaptırdım bir tanesine de şu tasarımların. Nasıl ya? Küçük silahı da oraya koymuş. Hep büyükleri asmıştı bana. Aga. Oğlum bunu tek katlı bir eve yapmak lazım. Bu ev depremde yıkılır mı kılır? Evet evet. Boşa gider. De... Her şey. Bak bizim öldüğümüzü bile düşünmüyorum kanka şu anda. Abi bu seviyeye çıkartalım biz bu işi ya. Çıkaralım abi. Harbiden çok iyi ya. Selamlar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda yakında dünyayı kasıp kavuracak olan yorum yapımcısı ve CSGO'ya çok fazla izleyen. Düşünsene YouTube'a video yayınladık. Trendlerdeyiz, oturduk izliyoruz böyle. Trend kaçtayız abi? Bugünkü gibi işte saldık bugün. Bunun detayları hepsini inceleyeceğiz. 22 saat sürdü çekim ve montajı. Eline sağlık kardeşim. Alırım. Çok güzel bir rehber, eğlenceli bir rehber sizi bekliyor. Çok baştan sona izleyebilirsiniz. Oğlum. İlk karakterimizin adı Jet. Bu projeksiyon havada asılı değil mi? Gözükmüyor evet. Bile yani. Evet, tepeden falan vuruyor. Ve uçabiliyor. Bir daha yükselebiliyor. Paraşütle süzülebiliyor. Ve dar alanlardan ve iki oyuncunun arasından deş atarak geçebiliyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer izlerken... Oh, eline sağlık abi. Yapıyoruz projeyi. Ne zaman yapıyoruz? Bir hayalim vardı. Daha önce de bunu söylemiştim. Önümüzdeki aylarda kanalın da büyümesiyle birlikte bu içerikleri tamamen uygulanmış içerik haline getirmeyi. Uygulamayı kardeşim olsan sen yaklaş. Sen gel. Kanalını da büyütürüz. Tamam mı? Ya şunlardan kurtulalım artık. Bu ne be? Kötüme gözü gözükmeye başladı. Abi yani... Valla gözüme kötü gözüküyor artık. Bak asılı bir şey göstereceğim odada. Normalde ne var abi arka planda? Nerede? Neyi göstereyim? Aga normalde şu asılı şu. Bak. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu asılı odada normalde. Savaş görmüş. Savaş gerçekten görmüş. Yanmış, tutuşmuş, sikilmiş. Bıçaklar var. Karambit sikilmiş. Karambit fakat. Bedosket. Buradaki en büyük pay çok sizin güzel. Eğer video beğendiyseniz sağ taraftan kanalına abone olup videoya da like atabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sonraki videolarda görüşmek üzere. Beyler bu çocuğun videosunu üstüne atıyor şimdi. Herkes selam veriyor, tamam mı? Çok fazla emek var burada. Bak belki 3 hafta 5 hafta uğraştı bunu yapmaya. Yani tek tek çizgiler düşünün. O on binlerce çizgiyle bir şey yaratmış adam. Siz de bir selamınızı verin. Takip etmek istiyorsanız. Ondan sonra... Biz de yayına devam edelim. Oğuzhan'la da görüşürüz zaten. Oğuzhan Türkoğlu. Ya da Instagram'ın işte fark etmez. Abi ne zaman yapıyoruz odayı? Abi hemen yapalım ya. Gelemiyor değil mi şu an? Sokağa çıkma yasağı var. Evet evet. Aga sen daha ileri daha yaksın. Daha iyisi yok ya amına koyayım. Adam ütopik bir şey yapmış yani. Aklında sürekli izleyicilere bir şeyler kazandırmak olan bir yayıncısın. Ya nedeni bilir ki efsanesin, efsane, yaşayan efsane. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Evet, öyle bir niyetim var. Herkes bir şey kazansın istiyorum. Harika bir şey yapmış adam. Ne oldu, selam çakılıyor. 5 mi olduk yoksa? Abi özelden bir şey attım, ona da bir bakayım. Bakayım. Abi şu... Daha sonra
ben bir arkama döndüm. Sana yemin ederim hiçbir şey yapasım yok şu an. Oyun bile oynayasım yok ya. O neydi öyle? Abi. Abi mükemmeldi ya. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Vallahi çok fenaydı yani. Ama abi çok uğraşmış belli ve çok. Çok uğraşmış abi. Ve onunla... bence renkler menkler her şey çok güzeldi ya. Abi o çocuğu getireceğim yayına. Efsaneydi ya. Böyle... Tam bir bunker havası vardı ya. Evet, tam bir görmediğimiz detaylar da vardı belki. Tabii de neler kaçırmışızdır arkadaşlar, bir link geldi bana. Valorant kademeler ve rekabete dayalı eşleştirme diyor bunda, tamam mı? Bugün size Valorant'la ilgili Yama'dan sonra Avrupa ve Kuzey Amerika'dan başlayarak devreye girecek diyor. Valorant rekabet modu derecesiz modla aynı oyuncu kurallara formata sahip olmakla birlikte işin rekabet tarafına çok daha ciddi şekilde odaklanıyor. Henüz ilk aşamalarda olan bir sistem zamanla gelişecek diyor. Şimdi ne yapmışlar ona bakalım. Rekabet modunu açabilmek için 20 tane derecesiz maç attık. 300-500 tane. En çok maç bende. TR'de. aranızda en fazla 2 kademe fark bulunan 5 oyuncudan girebiliyorsunuz. Yani silverları globale boostlayamıyorsunuz. Çok güzel. Rekabet modunda son 14 günde karşılaşma oynanmadığı durumda kademeler görünmez ama kademe arka planda erimez diyor. Yani tatile gittin 15 gün, geldin rankın devam ediyor. Bu da çok iyi. CSGO tat kaçırıyordu o konuda. Kapalı betadaki kademen ne olursa olsun tabii ki oyun açıldığında sıfırlanacak. Direkt globaller olmayacak. Arkadaşlar kademeler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 2 rütbe of. Ben fazla fark olursa aramızda oynayamayacağım ben seninle. Kanka sen de alışacağım, oynayacaksın. Ya ben elmassam oynayamayacağım mı seninle ya? Valorant olacaksın sen şimdi. İki olursa oynuyoruz. Elmaslarla Valorant'lar oynayabiliyor, platinlerle ölümsüzler oynayabiliyor. Abi, platinle Valorant oynayamıyor, tamam mı? Her rank atlamak için 3 seviye lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Valorant tek şey. Tabii bu 3 kademeye atlamak için de 3-5 maç atmak lazım. Şu an biz ya Immortal'ız ya Valorant'ız arkadaşlar. Yani ne diye geçiyor? İşte aynı Silver, Gold, Platin, Diamond, Immortal, Valorant falan diye geçiyor ranklar. Gayet güzel abi. 3 kaç? 8 tane rank var oyuncuyu tanımlayan. Okey. Abi ranklar arasında da mı rank var? O 0-1, 0-2, 0-3 evet, ne? Evet herhalde. Kademeleri var ya herhalde. Devam ediyoruz. Rekabet Allah'ım bütünlüğü çok önemli diyor. İnşallah tahta olmam. Ya bu oyunun şeyi için çok önemli abi. Size denk bir adamla başlarsanız bu oyuna. Yani atıyorum ilk defa FPS oynayan PlayStation'dan bir tane kolsuz aldığını düşün. Şimdi o adam kendisiyle eşleşen bir adamla kafa kafaya kapışacak ya, 20'şer mermi atacaklar havada. O zevk veriyor işte. O da oyunun tutmasını sağlıyor. Yani CSGO'da ilk maçta globallerle oynadığınızı düşün. Hile sikerim deyip çıkarsınız. O yüzden çok önemli rekabetçi mod. Rekabetçi mod ve kademe sistemleri üzerine çalışırken Valorant topluluğu kapalı beta boyunca özellikle oyun çıkışında bize yol gösterecek diyor. Oynamayınca silinmemesi falan da çok iyi. Haydi oyunu aratalım ve oynayalım. Bayağı iyi muhabbet ya. Vallahi şu oda var ya, moral oldu bana ya. Yayın mayın düştü, bildirimler hiç kimseye gitmemiş bugün. Bir sürü terslik. Allah'tan Discord'umuz var yani, oradan görüp geldi millet demek ki. Oda efsane ya. Abi bu odayı yaptırınca eskisini bana verir misin? Senin olsun kanka, ne varsa arkada. O demirleri alabilir miyim? Odama koyayım. Berk arat bakalım. O demir profile bile 3000 lira para harcamıştık ya. Kestireceğiz diye. Bir tane içecek bir şey varsa alırım.